Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla daha birlikteyiz. Bugün inceleyecek olduğumuz ürünümüz karşımızda da duruyor. Steel Series'in Arctix 7P Plus Wireless kulaklığı arkadaşlar. Steel Series bu kulaklığı özellikle PlayStation için geliştirdi. Ama çoklu bir kullanım alanı var. Onların hepsinden bahsedeceğiz. Biz mevcut PC'mizde kullanacağız. Masaüstü bilgisayarımızda. Hemen hızlıca özellikle öne çıkan özellikleriyle size bahsedeyim. Kulaklığı kablosuz bir bağlantısı var. 2.4 GHz'lik. 30 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor bize bataryamız. 15 dakikada hızlı şarj ile 3 saatlik bir kullanım yine bizlere sağlıyor ve oldukça konforlu, rahat bir kullanımı var kulaklığın. Ben yaklaşık 15-20 gündür deneyimliyorum ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu süre içerisinde. Şimdi kutumuzu açacak olursak arkadaşlar, kutuyu açmadan önce şu şekilde üzerini size göstereyim. Burada yine özellikleriyle alakalı kısımlar var. İşte 30 saatlik batarya süresi, kablosuz bağlantısı, mikrofonu ile alakalı ve burada da kullanabileceğimiz alanlar mevcut arkadaşlar. Onların hepsine detaylı bir şekilde birazdan değineceğiz. Şimdi kutumuzu açalım. Şu şekilde kutu içerisinden yine bir kutu görünümü daha çıkıyor arkadaşlar. Şöyle üzerinde For Glory, zafer için, şan için nasıl çevirirseniz artık. Şöyle bunu da aldığımız zaman burada bizi kulaklığımız ve diğer malzemelerimiz karşılıyor. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Hemen şöyle hızlıca bakalım. Şurada kulaklığımız var. SteelSeries Arctix 7P Plus. Beyaz versiyonu. Şurada Type-C dangle'ımız var. Ve burada da gerekli kablolarımız bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsine detaylı bir şekilde bakalım. Kutu içeriğinden USB dangle'ımız ve kablolarımız çıkıyor demiştik. Aynı zamanda kulaklığımızda. USB dangle'ımız Type-C girişli arkadaşlar. Şu şekilde bir yapıya sahip. Onun haricinde 3 adet kablomuz çıkıyor. Bunlar USB bağlantıları ile alakalı. Bir tanesi şarj girişi. Bir tanesi de dangle'ımızı uzatmak için. Yani bir tarafına USB dangle'ımızı, diğerinde normal kasamızın USB girişine takıyoruz. Ve bu şekilde kullanabiliriz. Kullanım alanlarından bahsedecek olursak arkadaşlar, PlayStation 5 ve PlayStation 4 destekliyor. Bilgisayarımız yine destekliyor. Mac'lerde yine Type-C bağlantısıyla bu kulaklığımızı kullanabiliyoruz. Switch, Android ve daha birçok alanda bunu kullanabiliyoruz. Özellikle Type-C girişi olan hemen hemen çoğu cihazda kulaklığımızı kullanabiliyoruz arkadaşlar. O yönden herhangi bir sıkıntı yok. Hızlıca sizlere teknik özelliklerinden de bahsedecek olursam, uyumlu olan platformları söyledik, kullanabileceğimiz cihazları söyledik. Sürücü boyutu 40 mm'lik bir sürücü boyutuna sahip arkadaşlar kulaklığımız. Onun haricinde kulaklık hassasiyetimiz 98 desibel. Ses oldukça güzel benim için. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ses konusunda. Kulaklık empedansımız 32 ohm. Kablosuz mesafemiz arkadaşlar, kulaklığımızı kablosuz olarak kullandığımızda mesafemiz 12 metreye kadar çıkabiliyor. Yine kablosuz kullanım 30 saat demiştik. Mikrofon frekansı 100 ila 6500 Hz. Mikrofon hassasiyetimiz 38 desibel arkadaşlar. Ve mikrofon empedansımız 2210. Bunlar SteelSeries'in bize vermiş olduğu teknik özellikler. Onun haricinde şu şekilde sizlere fonksiyon tuşlarından bahsedeyim arkadaşlar. Sağdan sola doğru söyleyebiliriz. Burada mikrofonumuzu açma kapamaya yarayan bir tuşumuz var. Burada ses kısıp açmaya yarayan, sonsuz olmayan, yani bir yerde duruyor artık en yükseğe ya da en kısağa geldiği zaman tekerleğimiz var. Burada USB bağlantılarımız var. Şarj girişi, işte 3.5 mm'lik jack girişimiz ve ekstradan küçük bir yine USB bağlantımız var. Mikrofonumuz bu şekilde burada. Yine onun detaylarına değineceğiz. Burada açma kapama tuşumuz ve burada da side tone dediğimiz. Side tone özelliği nedir, hemen onu bahsedeyim. Side tone arkadaşlar, kulaklığımıza dış sesin geldiği, yani mikrofon kullanırken kulaklığımıza gelen, oyun oynarken, müzik dinlerken vesaire dışarıdan gelen sesleri ne kadar duyabileceğimizi ayarlayacağımız tekerlek burada. Kontrolcü. Bu da yine sonsuz değil arkadaşlar. En kısık ya da en yüksekte duruyor. Bunu
Açtığınız zaman mikrofonunuz da açıksa eğer dışarıdaki sesleri duyabiliyorsunuz. Hani tamamen dış ortamla bağlantınızı koparmıyorsunuz. Nedir bunlar? Hani oyun oynarken vesaire kapı çalar veyahut da evden aile bireylerinden başka birileri size seslenir vesaire bir şey olursa bunu duyabilirsiniz açtığınız zaman. Mikrofonunuz da açıksa tabii ki. Yoksa ya da bunu tamamen kısabilirsiniz. Hani mikrofonu kullanmak istiyorsunuz ama dış sesi de duymak istemiyorsunuz. Aynı zamanda tabii kendi sesiniz de geliyor kulaklıktan. Bunu kapatabilirsiniz. Bu özelliğe yarıyor ve hemen oraya değinmişken Arctis 7 Plus ile bunun bir de aynı versiyonu, tamamıyla tasarımları aynı 7 Plus versiyonu var. Onunla arasında sadece fark buradaki mavi detaylar yine kafa bandı gibi siyah oluyor ve buradaki side tone tuşu orada da oyun ve chat sesleriyle arasında geçiş yapmanızı yarıyor. Oyunu sadece oyunu duymak istiyorsanız oyun kısmına ya da chat'i de duymak istiyorsanız chat kısmına alıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tek farkı o. Onun haricinde bütün özellikleri aynı arkadaşlar. Özellikle hani kulaklık bakarken aradığım, yani kablosuz olması birinci önceliğimde tabii ki, ama bu sürücülerimiz arkadaşlar, mesela atıyorum kullanmak istemiyorum ama boynumda durmasını istiyorum. Şu şekilde durduğu zaman sizi bir rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek için bu kulaklığımızda ve SteelSeries'in çoğu ürününde bulabilirsiniz. Sürücüler bu şekilde yana dönüyor ve ensenizde herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor arkadaşlar. Onun haricinde çelik bir gövdeye sahip, yukarısı kafa bandımızın olduğu kısım çelik gövde arkadaşlar ve esneme payı yana doğru oldukça geniş. Şu şekilde görebiliyorsunuz esneme payını ama şöyle öne arkaya, yani yaptığınız zaman bu çelik gövdeden dolayı o kadar fazla bir esneme olmuyor. Burada yine ayarlanabilir bir kafa bandımız var ve oldukça rahat. Pedlerimiz kumaş ped, nefes alabilir bir ped, oldukça güzel, terleme yapmıyor vesaire. Ve hafızalı arkadaşlar, yani nedir hafızalı dediğimiz, bastığınız zaman ya da kulağınızdan çıkardığınız zaman vesaire tekrardan eski haline gelebiliyor pedlerimiz hızlı bir şekilde. Ve dangle'ımız arkadaşlar, mesela ben sizlere şöyle söyleyeyim, dangle'ın kenarındaki bu çıkıntılarımız bizlere bir eksi. Şimdi bu eksiyi de nasıl kapatmışlar? Buradaki USB uzatma kablosuyla arkadaşlar. Bu eksi nedir? Mesela atıyorum kasamızın ön tarafına vesaire ya da arka tarafa anakart bağlantısında Type-C girişimiz var. Ve hemen yanında da başka bir girişimiz var. USB girişimiz var vesaire. Bunu taktığınız zaman o çıkıntılardan dolayı yandaki porta da yine erişiminizi zorlaştırıyor ve oraya herhangi bir bağlantı yapma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. O soketi de kullanamıyorsunuz. Yani bunu taktığınız zaman Type-C olarak yandaki soketi de iptal gibi göreceksiniz. O yüzden burada bir eksi yanı var arkadaşlar maalesef dangle'ımızın. Mikrofonumuzla ilgili arkadaşlar, ClearCast gürültü engelleyici bir mikrofonumuz. Bu şekilde gizlenebilir bir yapıya sahip. Böyle çekiyorsunuz ya da kullanmadığınız zaman bu şekilde itebiliyorsunuz. Şöyle mikrofonla alakalı kulaklığımızı bir açalım. Şuradan açma kapama tuşuna bastığınız zaman zaten ses geliyor, dıt diye açıldığına dair. Ve burada kırmızı yanıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda mikrofonumuz kapalı olduğunu gösteriyor. Buradaki tuşumuza bastığımızda ise mikrofonumuz açıldı ve buradaki ışık söndü. Bu şekilde mikrofonun kapalı açık olduğunu gösterebiliyor sizlere. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda kulaklığımızın mikrofon testini gerçekleştiriyoruz. SteelSeries Arctis 7P Plus Wireless kulaklığımızın mikrofonundan bu şekilde duyabilirsiniz. Ve şu anda ayarlarımızın tamamı default'ta. Yani herhangi bir ekstra vesaire ayar yapmadık. Sadece kulaklığımızı bilgisayarımıza ilk taktığımız şekilde kulaklığımızın mikrofonundan sizlere, karşı tarafa ya da oyundayken Discord'dan sesleriniz nasıl gittiği ile alakalı bu şekilde bir inceleme yapmak istedik. Sesiniz karşıya bu şekilde gidiyor. Mikrofon performansı nasıldır? Bununla alakalı da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise kulaklığımızın bir ses performansına bakalım arkadaşlar. Şu şekilde son sesi aldığım zaman, yani kamerada ne kadar bu yüksekliği duyabilirsiniz bilmiyorum ama yine de fikir açısından
oldukça güzel bir sesi var. Yani ben dışarıdan çıplak sesle çok güzel duyuyorum. Dediğim gibi kameraya ne kadar yansıyor bilemem. Evet arkadaşlar, kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ben kulaklığı Amazon'un kendisi üzerinden almıştım. Kendi satıcısı ve göndericisi olduğu. Şu an yani fiyatlarıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Malum fiyatlar sürekli değiştiği için. O yüzden kendiniz araştırıp bakıp o şekilde bir fiyat konusunda bilgi sahibi edinebilirsiniz anlık olarak. Onun haricinde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.